Korona COVID-19 olarak bildiğimiz virüsün belirtileri ve çeşitleri nelerdir Ato Hocam? Evet, koronavirüs ailesinin yeni bir üyesi. 2019 yılında ilk kez Çin'de tanımlanan bu virüs, solunum yolu enfeksiyonu yaparak önemli bir hastalık haline geldi. Şöyle ki, ateş mutlaka var, ateş, öksürük, nefes darlığı, genel halsizlik, bitkinlik yapan bir solunum belirtiler, bu gibi belirtilerle kendini gösteren bir solunum yolu enfeksiyonu. Bu virüsün aslında bu grubun 500'e yakın üyesi var. Diğer soğuk algınlıklarından da sorumlu birkaç üyeyi zaten biz tanıyorduk ama bu yıl karşımıza böyle daha önceki bir takım koronavirüslere benzer yapısı olan böyle bir virüs, yani zaman içerisinde muhtemelen değişime uğradı. Böyle bir virüsle böyle bir salgın çıktı diyebiliriz. Antalya'da hava sıcaklıkları artış gösterdikten sonra yine tehdit altında olacak mıyız peki? Virüs soğukta kolaylıkla çoğalabiliyor ama 26-27 derecenin üzerinde çoğalması mümkün değil. Belki nemli hava olursa biraz olabilir ama havanın ısınmasıyla birlikte ciddi bir şekilde vakaların sayısı düşecektir. Çünkü bu dış koşullardan oldukça etkilenen özel bir virüs. Burada sorun kış aylarında daha kapalı yerlerde bulunulması ve yakın temasın daha fazla olması. 1 metre mesafeden daha uzakta kolay kolay da temas etseniz bile hastalık kolay kolay gelişmiyor. Peki sıklıkla gribe yakalanıyoruz. Bu griple korona virüsü hakkında yani arasında farklılıklar nelerdir? Tabii özellikleri var. Gripte orada da ateş var ama ciddi bir baş ağrısı, öksürük, halsizlik onlarda da var. Bazı bulgular benzer ama en azından mevsimsel grip olarak tarif ettiğimiz o diğer gripte aşıyla korunmak mümkün. Her yıl Eylül ayından itibaren özellikle başta riskli bireyler olmak üzere işte 65 yaş üzeri, şeker hastalığı, kronik karaciğer, akciğer hastalığı, astım, bronşit vesaire ya da bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin aşıyla korunmaları mümkün oluyor. Ayrıca tabii mevsimsel gribe karşı elimizde bir takım ilaçlar var. Bundan biraz daha farklı. Ölümcüllüğü de biraz daha düşük. Hangi yaş grupları daha fazla etkileniyor hocam? Evet, yani şu andaki dünyadaki veriler toparlandığında daha çok ilk 9 yaşa kadar hiç ölüm yok. 30 ila 49 yaş arası yaygın olarak etkilenmiş. Bu şu ana kadar işte 125 bin vakanın sonuçlarında. Ama özellikle 60 yaş 60 ile 70 yaş arasında %3 olan ölümcüllük oranı ki bu 50 yaşın altında %0,2 civarında 70 yaşlarında %8'e çıkıyor ama 80 yaş üzerinde şu andaki veriler %14,8 gibi bir ölümcüllük seyrediyor. Dolayısıyla genç yaş grubundakiler için çok sıkıntı değil ama ileri özellikle 65 yaşını aştıktan sonra eşlik eden hastalıkların varlığı durumunda ölümcül olma oranı hem hastalanma hem de ölümcüllük oranı artabiliyor. Bildiğimiz gibi artık antibakteriyel jeller, sabunlar, kolonyalar tükendi. Ne gibi önlemler almalıyız? Çok önemli olan el hijyeni, yani kişisel hijyenimiz çok önemli. Elleri her türlü temastan sonra, işte yemek öncesi, yemek sonrasında, gıdalarla temas öncesi, sonrası, alışverişten mutlaka sonrasında. Mutlaka el yıkama oranımızı artırmamız lazım. Artı virüs dış ortamlarda bu virüs 10-12 saat kalabiliyor. Dolayısıyla nereye dokunduysak, bir yerle temas ettiysek mutlaka elimizi derhal yıkamamız lazım. Suyla sabunla elimizi yıkamamız yeterli aslında. Yoksa el antiseptikleri falan kullanılabilir. Olmayan yerde yine %70-80 alkol içeren kolonyadır ya da benzeri maddeler de yine benzer el hijyenini sağlar. Kişisel temizlik önemli. Bir, çok önemli. Zaten bu hastalığın herhalde yayılmasında alınabilecek en önemli önlem. İkinci bir husus da kapalı ortamlarda fazla bulunmamak gibi ya da biraz kendimizi izole etmek gibi havalarda ısınınca dışarı çıkmak herhalde işin giderek azalmasını sağlayacak.
El yıkamak dediniz hocam. Hepimiz sözde biliyoruz el yıkamayı. Ama doğru el yıkamak gösterebilir misiniz bize? Elimize sabunu aldıktan sonra, suyu açtıktan sonra önce tamamen elimizi bu şekilde, daha sonra el bilekliği de kapsamak gerekiyor, el sırtlarını. Daha sonra parmak aralarını şekilde. Daha sonra tırnakları mutlaka temas etmesi lazım. En sonunda baş parmakla olmak üzere. Ondan sonra tekrar şey yapıp yıkama işlemini bitiriyoruz. Yıkadıktan sonra tavlu, tercihen de kağıt havlu olup tek kullanımlık olanlarla kurulayıp biliyoruz. Kesinlikle nemli bırakılmayacak ve bu işlemi her türlü günlük, her türlü aktivitemizden sonra ne kadar fazla yaparsak bizim bu hastalıklara, bu solunum yolundaki birçok viral hastalığa karşı yakalanma şansımız o derece azalacaktır. En önemli husustur.